Herkese selamlar dostlar. 14 Ocak 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden canlı videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Bol şanslar diyereklerine başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız burada. Trabzon Başakşehir maç skoru ne olur sizlere sorduk. Daha önceki skor yarışmasını açıklayacağım diğer videoda bugün oynanacak bakalım. Trabzon Başakşehir maçını sizlere sorduk. Yorum yazmanız yeterli. Videoyu da beğenirseniz ayrıca sevinirim. Bol şanslar efendim. Geçtim bunu. Videonun başından başlığından ziyade görmüşsünüzdür. Hatasız ilerledik diyerekten de. Kayıpsız daha doğrusu. En son verdiğim iki tane yüksek misli başarılı oldu zaten. Bugün de verdik. Bakalım iki tane yüksek misli verdim. Bugün içinde Cuma günü için bahsediyorum. Bakalım akşam belli olur. Onu da pazar videosunda zaten bahsederiz. Son verdiğim 2 yüksek misli başarılı oldu. Bir tanesi 1000 TL bandında önerildi. Diğeri de 750 seviyesinde önerildi. Değerlendirenler tebrikler yüksek misli seviyesine. Bu şekilde güveni yüksek olan en azından benim kendimce güvendiğim maçları yüksek önererek basaraktan da ilerlediğimiz bahsedelim. Dünün kombinesi geldi arkadaşlar. Dünün tek bir kombinesi vardı ve basket kombinesiydi bu. Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçına ilk periyot 1 olarak verdim. ilk periyotta 19-18 bitti. Kalbime iniyordu. Yani ve 6-7 ay ömrümden verdim ben o maçta kesinlikle öyle söyleyeyim ben sizlere. Son saniye basketi kaçırdı geldi. Çok güzel oldu. Diğer maçımda Olympiakos'la Bologna mücadelesiydi. Ona da 159.5 üst olarak değerlendirdim. Günün kombini 2.06'lık gibi orandan idealden kazandı. Değerlendirenleri tebrik edelim. Geçtim bunu da. Bundan sonra her kız açık grubumuz vardı. Dün oraya tam 3 tane canlı attım. Ve 3'ü de kazandı arkadaşlar. Oraya da açıklama kısmında ve yorumlama yorumlar kısmında zaten linki var. Katılabilirsiniz. Ara ara orada canlı bahisleri atıyorum bilginize. Oradan da güzel seviyede beğeni ve yorum desteği geldiği için ayrıca ekstra olarak canlılardan ara ara orada attığımı da belirteyim. Sizler de katılabilirsiniz. Geçtim bunu. Dünün canlıları zaten güzeldi dediğim gibi. Ben kendim 4 tane canlı bahis verdim. 4'ü de başarılı oldu. Onun dışında editör arkadaşlarımız da canlılarla birlikte devam etti. Sabah da artık Dedim ya Avustralya, Çin Ligi basket maçları oluyor. Ara ara tenis de oluyor. Canlı maçlarla devam ediyoruz ki hafta sonu geliyor. İnanılmaz bir hafta sonu olacak bence. Maçlar çok güzel. Canlılarla birlikte dolu dolu devam etmeye çalışacağız. Değerlendirecekleri herkese şimdiden bol şanslar efendim. Geçtim bunu. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesinde like'lardır. Cumartesi olmasından dolayı da gayet rahat bir şekilde atabileceğinizi düşünüyorum. Herkese bol şanslar. United'la Manchester City'nin maç skoru. Ne olur diye size sormadık bunu. T Trabzon maçını sorduk. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Son dönemlerde United takımı gerçekten formuna kaldı. Yani oynadığı oyunla en azından ne oynadığını bilen bir United takımı var. Yani top kapayalım, kaçalım şeklinde değil. Bir sistem var. O sisteme göre ayak uydurmaya çalışan bir United takım var. Aynı şekilde siz tarafına baktığımız zaman sistem zaten var. Fakat sistemdeki çarp zaten şu son dönemde işlemiyor. Sizin maçlarını izlediyseniz keyif alamazsınız şu son dönemlerde. Yani boş top çeviriyor. O eski etkili City yok açıkçası. Son oynadıkları zaten lig mücadelesi e, kupa maçında da kaybettiler zaten. 2-0 gibi skorla gol dahi atamadılar. Ben burada City tarafında değilim açıkçası. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. City tarafından da gol bekliyorum açıkçası. Fakat United tarafının da ben destek vermesini bekliyorum. İdealden KG var tercihini. Bence alabiliriz gibi geliyor. Bana 1.42 gibi oranı var. Şu formda United şu City'ye gol atması lazım. Kendi evinde olduğundan dolayı lazım. City'nin kendi evinde olsa doğrudan ben City'ye yönelirdim. Fakat burada City deplasmanın olduğundan KG var bence idealdir. Benim skor beklentim de şu yönde. Maçın 1-1 bir bir gitmesini bekliyorum. Ondan sonra bir tanesi atacak kazanacak. Bu tarafta Manchester City olabilir. 2-1 City tarafı kazanabilir. Diğer mücadelem Adana Demirspor'la Ankara Gücü mücadelesi formda olan bir Ankara gücü var açıkçası. Son mücadelesini dediğim gibi skoruna kadar kazanmıştık zaten. 2-1 skor bekliyordum. Maç sonu biri doğrudan 1.88 gibi orandan önermiştim. Gayet güzel kazandı. Adana Demir tarafında eksikler var. 2 tane kart cezalısı var. Özellikle Berhanda'nın olmayışı kart cezalısı. Kevin Rodriguez de aynı şekilde bu mücadelede olmayacak. Önemli 2 tane eksikleri var. Fakat Ankara gücüne karşı yine kendi evinde baktığımız zaman yine eksiklerden ziyade kadro ideal 11'ine Onyekuru, Endiaye, Samboli, Akintola, Emrah Baba ve Sen şeklinde 4-4-2 şeklinde gözüken bir Adana Demir var. Kendi evinde baskın oynayan bir Adana Demir var ki kendi evinde bugün bu sezon oynadığı 7 mücadelede hiçbirinde kayıp yaşamadı. Ee, en azından mağlup olmalı diyelim. iki tane beraberliği var. 5 galibiyeti var. Kendi evinde Adana Demir'i e güvenebiliriz gibi geliyor bana. Burada taraftan ziyade kendi evinde olmasından kaynaklı. Atacağı iki golü 1.55 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz bence. Bol şanslar. Geçtiğim diğer mücadeleme Konya Spor'la Beşiktaş mücadelesi. Konya'nın son maçını izleyin. Diouf'a bakın sadece. Ya bir oyuncu inanılmaz istekli. Ben zaten yüksek mislisini yapmıştım o maçın. 4-3 mü, mü bitti? 4-4 mü bitti? 3-3 mü bitti? 3-3 bitti. Karagümrük maçı. Ben 1000 TL yüksek misli önerdim o maçın KG varına. Bekliyordum çünkü. Karagümrük gel dağıttı. Gel dağıttı. Ama oynayan taraf Konya Spor'du. Konya'da ondan sonra Diyuf'la birlikte ekmeğini yedi. Ve iyi oynayan bir Konya takımı var. Beşiktaş tarafına baktığımız zaman da eksik olan bir Beşiktaş var. Vag Vagos gitti zaten. United'a gitti. Daha az önce tekrar açıklandı. imza alası diyerekten. Salih Uçan kart cezalısı bu maçta. Onu da belirtelim. Şöyle ideal kadroya baktığımız zaman da ileride Cenk Tosun. Tek forvet sağda Muleka olabilir bu mücadelede. Ben güzel tempolu bir maç bekliyorum. Beşiktaş tarafına gitmedim. Ben burada bir var aldım idealden. Bir 43 gibi orandan. Onun dışında gollü bir beraberlikle çıkabilir diyerekten de maç sonu 0'ı da sizlere 3 0 gibi orandan sistem kuponlarınıza önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Brighton'la Liverpool mücadelesi. Liverpool tarafında bilmiyorum artık ne olacak. Takım iyiye gitmiyor açıkçası. Eksiklerde var. Luis Diaz'ın olmayışı bence çok önemli eksiklik. Nunez bu maçta olmayabilir. Firmino bu maçta olmayabilir. Onun da bilgisini verelim. Ama Gakpo ilk 11'de olacaktır bence. İlk 11'de yazıyor şu an. Sala, Gakpo. İleride de Nunez'i yazmışlar da ne kadar olur bilmiyorum ki. Zaten adamlar sürekli dalga geçiyorlar. Ee, yani İngiltere medyası gerçekten çok acımasız. Adamlar harcıyorlar bence. Brighton'la oynayacaklar. Çok zor bir maç. Liverpool'un oranı zaten görüyorsun. 187 maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben size. 2-1'lik Brighton galibiyeti bekleniyor. Ben burada her iki takımın da maça ortak olmasını, mücadelenin de korner çıkmasını bekliyorum. İsteyen 9.5 bandına da çıkabilir fakat idealden 8.5'da kalmak bence idealdir. Biraz daha yükseltmek isteyenler burada ben 12 korner beklediğimi de belirteyim. 10.5 korner üstte neden olmasın diyelim. Hatta bunun da yüksek oranını yazayım. Çünkü Brighton geri düşse de eee Basacaktır, korner kazanacaktır. Zaten Liverpool'un oyunu kaynaklı. Korner çıkması da zaten özellikle Arnold tarafından çok normal oluyor sağdan. Nottingham Forest'la Leicester City mücadelesi günün en keyifli maçlarından bir tanesi. Forest takımı çok tempolu oynayan bir takım. O yüzden bu maçı kaçırmadım. Ki Forest'ın ben kimle oynarsa oynasın maçını her türlü değerlendiririm. Chelsea maçı vardı mesela değerlendirdim. Çünkü çok tempolu oynayan bir takım. Forus takımı 1-1 bitmişti o maçta. Bence son dönemlerde de o performansını bu maçta sergilerse gollü bir maç geçer gibi geliyor bana. Leicester tarafı da artık bir şeyler yapmak istiyor da yapamıyor. Madison'ın sakatlığı devam ediyor. Takım aynı revire dördü. E, Hall'ın sakatlığı devam. Evans'ın sakatlığı devam. Bunlar devam ediyor. Sağda Ayozla Perez oynar. Ortada Tilemans ileride vardı. Solda da Barnes oynar gibi geliyor. Bu maçta ideal 11. O yönde şu an arkada Mendy ile Endidi. Ben maçın golle geçmesini bekliyorum. Forrest'ın oynadığı oyun kaynaklı. Zaten kendi evinde baskın oyunu oynayacaktır. Arkaya atılan toplarla birlikte var diye bu işi yapabilir gibi geliyor bana. Var tercihini aldım. 53 gibi orandan. Onun dışında bir de şunu önermek istiyorum. Oranı da gayet güzel. Mücadele genelinde 2.5 üst ve KG var oranında 1.90. Ben bunu da ekstra olarak da bir sistem kuponuna atarım gibi geliyor bana. Oran gayet yüksek. 1.89. Trabzon-Başakşehir mücadelesiyle devam edelim. Bu maçında ben Trabzon'un biliyorsunuz işler karışık 5-0'lık maçını statta canlı izledim. Şöyle söyleyeyim, Trabzon hiç ama hiç oynayamadı. Hiç oynayamadı. Alanya'nın defasını hiç açamadı. Alanya Spor zaten 4-5 tane isabet şut çekti. Maç 5-0 oldu öyle söyleyeyim sizlere. E, Alanya geldiğini attı, öyle bir maç oldu biraz da. Trabzon'un son Abdullah Avcı'yı ben istifa edeceğim şeklinde ya konuşmaları istifa edebilirim şeklinde açıklamaları vardı daha doğrusu. Manalı, mecazi anlamda açıklamalar vardı. Maçtan sonra bir ertesi gün Abdullah Avcı'nın evine gitti. Trabzon taraftarı destekledi vesaire derken ama karşılarında iyi oynayan bir Başakşehir takımı var. Ben mücadele çok fazla girmeyelim. Ben burada yüksek oran birlikte mücadele genelinde 2-3 gol tercihinin kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.80 alacaksak yüksek orandan alalım bu mücadeleyi diyorum. Lansla Öğüzer'in mücadelesi. Lans'ın son maçına baktığımız zaman Depp basmanda iyi bir futbol sergilemesine rağmen 2-2'lik bir skorla bitti. Oynayan takım Lans takımıydı. Özellikle orta hattı ve hücum hattının uyumu inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Orada 6 oyuncu oynuyor mesela. Orta, saha ve forvet hattında toplamda 6 oyuncu var. 6 oyuncunun da verimliliği çok yüksek. Çünkü birbirleriyle oynamış oldu. uyum gerçekten üst düzey olduğu için ve bunun ekmeğini de yiyorlar. Kendi evlerinde oynayacaklar burada. Ben Lans'ın en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Bunun da oranı 1.37 gibi bir oranı var. Lans burada en az 2 gol ataraktan da bence kazanmasını bilecektir. Bol şanslar. Son mücadelemde Brentford ile Bournemouth mücadelesi. Brentford kendi evinde oynayacak. Tony bu maçta da olmayabilir. Olmasa da Vissa'nın zaten ne kadar etkin bir futbol sergilediğini gördünüz. Geçen hangi maçta o? Liverpool maçı mıydı? 3 tane attı, biri sayıldı sadece. Ve adam atıyor. Gerçekten bitirici, istekli. En azından böyle bir yedek forvetin olması inanılmaz iyi yanında aynı şekilde Embom olacaktır. Kendi evlerinde baskılı bir oyun sergileyerekten burada Bournemouth'a karşı da galip gelmesini bekleyeceğim. Matsuni bir doğrudan ideal bir 1.44 gibi orandan biraz daha yükseltmek isteyenler de 1.70 bandına en az 2 gol ataraktan da kazanmasını bekleyebilirler. Maçın indeks beklentisini de ben 2-0'lık bir Brentford galibiyeti olduğunu sizlere belirteyim. Değerlendirecekler bol şanslar. Cumartesi olmasından kaynaklı videomuza atacağınız like'lar bizler için önemli. Like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bol şanslar.